LGS'ye son 27 gün, altın değerindeki günlerdeyiz arkadaşlar. Hala bir ay kadar değerli bir süre var. Bu bir ay kadar değerli süreyi iyi değerlendirdiğimizde gerçek sınavda inşallah hiçbir hatamız çıkmayacak. LGS'de, sözelde, sayısalda yapabildiğimiz en yüksek doğrulara ulaşacağız. Buna inanıyoruz. Sizler de inanmalısınız arkadaşlar. Sizler pazar günü geldiğinde, o gün geldiğinde sözel bölümde de, sayısal bölümde de inşallah bugün yaptığınız yanlışların, bugün çözdüğünüz soruların karşılığını alacaksınız. O yüzden çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Paolo Netti diye bir insan diyor ki, kısıtlamalar sadece zihnimizde yer alır. Ancak hayal gücümüzü kullanırsak potansiyelimiz sınır tanımaz bir hal alır diyor. Gerçekten de doğru. Esasında gireceğimiz sınav düşündüğünüz zaman 4 tane seçeneği olan, cevapları da belli olan bir sınav. Ama biz aman Allah'ım çok zor, çok zor soracaklar, çok zor diye kendi gözümüze büyütüyoruz esasında. Çalıştığımızda bazı şeyleri yapabileceğimizi bilmemiz lazım. Ve tabii ki matematikte fende bazı sorular kaçabilir. Ama hedefimiz bizim zaten diğerlerinden daha fazla doğru yapabilmek, çalışmalarımızın karşılığını alabilmek. Dolayısıyla bizler hayal edeceğiz, iyi şeyler olacağına inanacağız ve sonrasında da tevekkül edip inşallah başaracağız. Günün yorumuna baktığımızda Melisa Gökpınar 708 beğeni almış, diyor ki İngilizceden kelime ezberlerken zorlanıyorum. Kolay ezberlemek için ne yapmalıyım? Hemen yöntemini söylüyorum Melisa. Kelimelerle farklı yerlerde karşılaşmalısın. Yani sen ders çalışırken açıyorsun kitabı, İngilizce kelimeleri nerede görüyorsun? Masada görüyorsun. Açıyorsun okulda, masada görüyorsun. Sınıfa gidiyorsun, masada görüyorsun. Deneme sınavında masada görüyorsun. E sen kelimeyle sürekli masada karşılaştığın zaman o kelimeyle alakalı kafanda bir hikaye oluşturamıyorsun. Ama kelimeleri küçük küçük kartlara yazarsan veyahut da küçük küçük kağıtlara yazıp bunları yanında taşıyıp bazen banyoda, bazen balkonda, bazen markette, bazen dışarıda, bazen piknikte karşılaşırsan sınava kadar o kelimelerin hiçbir aklından çıkmaz ve birkaç gün içerisinde de onlarca kelime ezberlersin. Bunu markalar nasıl kullanıyorlar biliyor musun? Hani bazı markaları etrafta görürsünüz arkadaşlar, böyle her yerde reklamı çıkar karşımıza. Zırt 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 her yer, ulan yeter dersin ama her yerde çıkar. Niye? Hemen gidip de o reklamı görünce koşarak markete gidip aldığımız için mi? Hemen ana ben bu reklamı gördüm hemen alayım dediğimiz için mi? Hayır. O marka bizim zihnimize yerleşmeye çalışıyor. Her yerden çıkıyor karşımıza ve biz markete gittiğimizde ben bunu hatırlıyorum, çok iyi markaydı deyip alıyoruz. İşte aynı şekilde biz de o kelimelerle her yerde karşılaşırsak, banyoda, balkonda, salonda, yemekten önce, kardeşimizle konuşurken, oyuncaklarımız karşılaşırsak, birkaç kere karşılaşmamız bile yeterli bu arada. O kelimeyi hiç unutmuyoruz arkadaşlar. İki, hep kötü. Bu yöntem bu arada çocukların kullandığı yöntem gibi gözüküyor ama üniversitedeki profesörler bile bu yöntemi kullanıyor. Kelimeleri kartlara yazıyor. Önüne İngilizcesine, arkasını Türkçesine yazıyor. Tamam mı? Ardından da o kelimeyi ikide bir cebinden çıkarıp kontrol ettiğinde hiçbir kelimeyi unutmuyor. Bunu sadece kelime için değil, inkılap tarihinde, fende öğrenmeniz gereken bilgiler için de uygulayabilirsiniz. Hep kötü liseye gidecekmişim gibi hissediyorum. Bu hislerimi önlemek için ne yapmalıyım? Birincisi, Melisa, böyle bir şey olamaz. Türkiye'de kötü bir lise yok ki. Şu anda sana bir soru soracağım. Hepinize soruyorum arkadaşlar bu soruyu. Şu anda hangi ilkokuldan mezun bir çocuk LGS'de başarılı olup iyi bir liseye gidemez? Herkes gidebilir. Yani sen bu ilkokuldan mezunsun. O yüzden sen LGS'de hepsini doğru yapsan da bu liseye gidemezsin diyemez kimse. Şu anda hangi ilkokuldan mezun olduğunuzun hiçbir önemi kalmadı artık. İster İstanbul'daki en iyi ilkokula git, ister Yozgat'taki en vasat ilkokula git. Eğer LGS'de süper yaparsan, hangini süper yaptıysa onu alırlar. Yozgat'taki öğrenci eğer çok iyi çalıştıysa şu anda o Galatasaray Lisesi'ne gider. İstanbul'daki en pahalı kolejdeki öğrenci eğer iyi yapamadıysa o hiçbir yeri kazanamaz. Dolayısıyla nasıl ilkokul böyleyse esasında fen lisesi, Anadolu Lisesi, sosyal bilimler lisesi de böyle. Sen ben bu fen lisesini kazandım diye sana hemen şak diye üniversite sınav sorularını, bak hatta burada üniversite sınav soruları hemen vermeyecekler. Aa sen Galatasaray Lisesi misin? Al o zaman bunlar üniversite sınav soruları. Senin çalışmana gerek yok şekerim. Böyle bir şey yok. Herkes sınava girecek. Dolayısıyla sen hangi liseye gidersen git çalıştığında zaten bütün üniversiteleri kazanabilirsin. Dolayısıyla da kötü lise diye bir şey yok. Ama sen arkadaşlarınla güzel arkadaşlıklar kurabileceğin, oyunlar oynayabileceğin, işte senin gibi senin yaptığın esprileri anlayabilecek, senin kadar zeki, senin kadar çalışkan öğrencilerin olduğu okullarda okumak istediğin için şu anda LGS'ye çalışıyorsun ve iyi bir okula girmek istiyorsun. Dolayısıyla kötü lise diye bir şey yok. Bir kere bunu aklımızdan atalım. Ama çalıştığımızda da güzel bir liseye gireriz. Hiç endişelenmemiz gerek yok. Bu her zaman olur. Şeytan her zaman böyle bir iyilik yaptığımızda, bir çalışma yaptığımızda bizle uğraşır. Böyle diye gelir böyle içimize. Bize böyle bir evham, yani bir kötü düşünce salar. Bu kötü düşüncelerden kurtulmanın en güzel yolu da hemen zihnimizi dağıtacak başka bir şeyle uğraşmaktır. Matematik konuları çalışıyorum, tekrar ediyorum ama yeni nesil sorulara gelince yapamıyorum. Benim gibi olanlar artı bir demiş. Arkadaşlar matematikle alakalı bizim sizlere sunduğumuz çok güzel bir kitap var biliyorsunuz. Problem Bankası.
Problem Bankası'nda bizler sizlere bu yeni nesil sorularla alakalı bir taktik verdik. Dedik ki bakın burada önce esasında bu soru uzun duruyor ama normalde kolay bir soru, kısa bir soru esasında. Bir tane işlem var ama böyle resimler koyduk ki böyle şimdiden bu tarzı yeni nesil sorulara karşı zihninizdeki ön yargıları parçalayalım dedik. Sonra temelde yine dedik ki üstte bilgiler var. Yine böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor ama bir bakıyorsun ki gittikçe ortadan gerçek zora dönüşüyor. Yani ilk başta bu şekilde, hatta bakın şurada bile kocaman temel soru koymuşuz. Allah'ım yarabbim şuna bakar mısın? Ne kadar uzun böyle, çok uzun duruyor. Ama temelinde kolay bir soru, bir işlemli. Gittikçe zorlaşacak, ardından daha da zorlaşıyor ve toplamda en zor soruya gelmiş oluyor. İşte bu tarz sorularla sizleri öncelikle yeni sorulara karşı ön yargılarınızı yıkmaya çalıştık Problem Bankası. Ve aynı zamanda en zor soruyu çözerken bile, normalde Milli Eğitim Bakanlığı size sayısalda ne kadar süre veriyor bir soru için? 2 dakika veriyor. Siz 5 dakikada çözebilirsiniz. Önemli değil. Sınavdan önce 5 dakikada çözebilirsin. Konuyu öğrenmek için böyle yapıyorsun. Yapabilecek bir şey yok. Sonra 4 dakikaya indirsin. Sonra 3 dakikaya. Sonra 2 dakikaya. Sonra bir bakmışsın ki bu tarz zor soruları bile çok daha kısa sürede çözebiliyorsun. Dolayısıyla konuları yapabiliyorsan, konulara çalışabiliyorsan, temel orta soruları yapabiliyorsan yeni nesil sorular için biz öğrencilerimize Problem Bankası'nı ve buna benzer kitaplarımızı, yani temel orta sınav tarz sorularının olduğu kitaplarımızı öneriyoruz Melisa. Günün kaynağına baktığımızda 6 adımda hızlı tekrar. Biliyorsunuz şu anda son tekrar kampımıza geliyor. Mükemmel bir şekilde LGS'yi paramparça etmeye hazırlanıyoruz. Sabahları denemeler çözüyoruz. Sonra da bu yaptığımız denemelerde bazen dörtlü motivasyon olabilir, bazen geri sayım olabilir. Ardından da bu denemelerle alakalı sizlerle arkadaşlar neler yapıyoruz? Bol bol tekrar yapıyoruz. 6 adımda hızlı tekrarın mantığı şu, hemen göstereyim. Birincisi, çok süper bir özelliği var. Kitabın yarısı burada gördüğünüz gibi. Diğer yarısı nerede hocam? Dijitalde. Dijital olarak testler imkanı var. Yani bu kitap kadar daha soru çözme imkanınız var. Nasıl oluyor onu da göstereyim. Diyelim ki inkılaplarında bu testi çözdünüz ya, sıra dijital teste geliyor. Bu sefer dijital test çözebiliyorsunuz. Bunun haricinde kitabın genel özelliğine baktığımızda kitap aynı deneme gibi belli bölümlerden başlıyor. Türkçe birinci adım, ikinci adım gidiyor ya. Siz ilk başta mesela ilk adımda Türkçe, inkılap, din, İngilizce, matematik falan, yani sözel bölüm, hani LGS ne yapacaklar? Size önce bir sözel bölüm verecekler. Türkçe, inkılap, dil, İngilizce. Bir sayısal bölüm verecekler matematik falan. İşte o sıralamayla biz ilk adımın konularını tekrar ediyoruz. Sonra tabii takıldığımız sorular olacak. Karikatür okutaraktan soruların çözümünü okuyabiliriz. Sonra bu sorular bittikten sonra ikinci adım, üçüncü adım diyerek bu şekilde görünüyor. Bak sağda adımlar ilerliyor gördüğünüz. Dördüncü adım, beşinci adım, altıncı adım, artık toplam bir LGS taraması yapmış oluyoruz. Sizin amacınız bu adımları tamamlayarak LGS'de inşallah en yüksek netlere ulaşmak olmalı. Günün okuluna baktığımızda Mersin Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi, mükemmel bir fen lisesi. Gördüğünüz gibi tıp, mühendislik, diş hekimliği ve buna benzer birçok bölümü bu tarz fen liselerinden kazanabiliyoruz. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım çalışmaya devam ediyoruz. Çalışan kazanır, elması kızarır. Hadi bakalım.